Arkadaşlar merhaba, Esral Tarifler kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün Pikachu'yla karşınızdayız arkadaşlar. Pikachu'yu mutlaka hatırlayanınız vardır arkadaşlar. 80'lerin, 90'ların çok ünlü çizgi filmlerinden. Ben çok severdim, çok seyrederdim. Eminim şimdi çocuklarınıza da izletiyorsunuzdur YouTube'dan tekrarlarını ya da bilmiyorum başka kanallarda oynuyor ama ben de bu Pikachu'yu arkadaşlar yoğun istek üzerine, bir sipariş üzerine aldım. Aslında bu ara sınavlarım var, final sınavlarım vardı açık öğretimden. Bir de şimdi KPSS'ye hazırlanmaya çalışıyorum inşallah Allah nasip ederse. Aslında çok fazla yapamayacaktım ama çok tatlı bir küçük prensi kıramadım. Onun için Pikachu yaptım. Tarif ücretsiz arkadaşlar. Ücretsiz tariflerden yaptım yine. Pikachu arkadaşlar yapmak isteyen arkadaşlarım varsa 2 tane 50 gramdan sarı renk ipim gitti. 12 milim göz gitti. Göz kullandım daha doğrusu. Diğerleri zaten siyah, kırmızı. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yaptıklarınızı Instagram adresimde beni etiketlerseniz herhangi bir bebeği, herhangi bir oyuncağı arkadaşlar ve YouTube'da da yorumlar yazarsanız, Instagram'da da güzel yorumlar yazarsanız, beğenirseniz tabii ki beni çok mutlu edersiniz. Bir de abone olursanız çok mutlu olurum. Gerçekten abonelik benim için şu an çok önemli. Yani büyümek istiyorum tabii ki. Yani ne kadar çok abonem olursa o kadar çok daha fazla tarif yapmak istiyorum, araştırıyorum. Hani büyüdükçe daha bir motive oluyorum. Siz de bana bu konuda destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Dilerseniz tarif aşamasına geçebiliriz. Evet, şimdi Pikachu için renklerimiz belli zaten. Sarı, kırmızı yanaklardaki allık için, kırmızılık için, siyah da kulaklarda ve kuyrukta olan bölümler için arkadaşlar. Sarı ipiniz daha ne renk sarınız varsa, benim elimde bu vardı, bununla yapmak istiyorum. Hani ekstra bir ip almak istemedim. Şimdi dilerseniz kafa kısmından başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Bir de arkadaşlar 12 ya da 14 milim göz. 12 de olur, 14 de olur. Birazcık daha iri istiyorsanız 14 olur. Birazcık daha küçük istiyorsanız 12 olur. Şimdi 6 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. sıraya da 6 tane arttırma. 1. arttırmamı yaptım. 2. arttırmamı yaptım. 3. arttırmamı yapıyorum. 4. arttırmam. 5. arttırmam. 6. arttırmam. İşaretçi koyuyorum. 3. sırada 1 sık iğne, 1 arttırma. 1 sık iğne, 1 arttırma. Artık diğer iplerimi şöyle almak istiyorum. Daha rahat çalışmak istiyorum. 3. sıramda 1 sık iğne yaptım, 1 arttırma yaptım. Sıra sonuna kadar 1 sık iğne, 1 arttırma. 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 1 sık iğne ve 1 arttırma. 1 sık iğne, 1 arttırma yaptık. 18 adet sık iğnemiz var. Şimdi 2 sık iğne, 1 arttırma yapacağız. 1, 2, arttırıyoruz. 1, 2, arttırıyoruz. 1, 2, arttırıyoruz.
Devam ediyoruz. 1, 2, arttırıyoruz. 1, 2, arttırıyoruz. 1, 2, arttırıyoruz. İki sık iğne bir arttırma olacak şekilde bu sıramızı tamamladık. Şu an dördüncü sıramızı yaptık. Şimdi beşinci sıramıza geçiyoruz. Sıra sayısı çok önemli değil. Onu çok tekrarlamasak da olur. Önemli olan kaç sık iğne kaç arttırma yaptığımız. 1, 2, 3 sık iğne bir arttırma bu sıramızda. Bir, iki, üç, arttırıyoruz. 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 3 sık iğne bir arttırma yaptık. 30 sık iğnemiz var şu an. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. 4 sık iğne bir arttırma. 1, 2, 3, 4. Arttırıyoruz. 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 1, 2, 3, 4, arttırıyoruz. 1, 2, 3, 4, arttırıyoruz. Şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Hani Pokemon'u yani Pikachu'yu daha küçük, daha minik olarak görmek isteyen arkadaşlarım varsa hani bu arttırmaları ben 10'a kadar çıkaracağım ya. Yani 5 sık iğne bir arttırma, 6 sık iğne bir arttırma, 7, 8, 9 derken 10'a kadar çıkartacağım. Daha küçük bir Pokemon Pikachu olmasını istiyorsanız arttırmaları mesela 6 sık iğne bir arttırmada bırakıp sonra düz örüp azaltmaya geçebilirsiniz. Bunu çoğu oyuncakta söylüyorum. Hani küçük yapma, büyük yapma işi bu şekilde arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olmak istiyorum. Pokemon'u mutlaka bilenleriniz vardır. Çok eski bir çizgi filmdir. Ben çocukluğumda çok izledim abimden dolayı aslında. Ben çok öyle erkek çizgi filmleri çok izlemezdim ama abim sağ olsun. Onun sayesinde ben de hepsini biliyorum. Pikachu'su, Charmander'ı vesaire ama güzeldi. Çok güzeldi. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, arttırıyoruz. 4 sık iğne bir arttırma yaptıktan sonra 36 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, arttırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, arttırıyoruz.
1, 2, 3, 4, 5. Arttırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Arttırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Arttırıyoruz. 5 sık iğne bir arttırma olacak şekilde bu sıramızı tamamladık. Şu an 42 adet sık iğnemiz var. Bir sonraki sıraya geçiyoruz. 6 sık iğne bir arttırma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arttırıyoruz. 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 Bir sonraki sıraya geçelim. Şimdi dilerseniz şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi sıramızda 7 sık iğne bir arttırma yapalım. Sonraki sıramızda 8 sık iğne bir arttırma. Sonrakinde 9 sık iğne bir arttırma ve son 10 sık iğne bir arttırmaya kadar yapalım. Sonra birlikte devam edelim. Dilerseniz şimdi videomuzu durduralım. 7 sık iğne bir arttırma, 8 sık iğne bir arttırma, 9 sık iğne bir arttırma ve 10 sık iğne bir arttırmaya kadar gelelim. Toplamda 72 adet sık iğnemiz olacak. Sonra birlikte devam edelim. 10 sık iğne bir arttırma olacak şekilde toplamda 72 adet sık iğneye ulaştık. Şimdi 10 sıra boyunca 72 sık iğne öreceğiz. Hiç arttırmasız. Yani arkadaşlar tekrar videoyu durduralım. 10 sıra boyunca 72 adet sık iğne örelim. Sonra tekrar birlikte devam edelim. 10 sıra boyunca 72 adet sık iğne ördük. Şimdi bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Şimdi artık azaltmalara geçeceğiz. Bir süre sonra da gözleri takacağız. Şimdi azaltmalara geçeceğiz. 1, 2, 3, 10 sık iğne örelim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sık iğne yaptık. Bir de azaltma yapıyoruz. İlmeklerimizin ön loblarından alarak azaltma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 azaltıyoruz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Azaltıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Azaltıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Azaltıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Azaltıyoruz. Bu sırayı 10 sık iğne bir azaltma olacak şekilde tamamladık. Hep 10 sık iğne bir azaltma yaptık. Şimdi bir sonraki sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Azaltıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Azaltıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Azaltıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Azaltıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Azaltıyoruz. 1, son kez yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Azaltıyoruz. 9 sık iğne bir azaltma olacak şekilde tamamladık. Şu an 60 sık iğnemiz var. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Azaltıyoruz. Bu sırayı da 8 sık iğne, 1 azaltma olacak şekilde devam edelim. Evet, şimdi 8 sık iğne, 1 azaltma yaptık. 54 adet sık iğnemiz var. Şimdi 7 sık iğne, 1 azaltma yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, azaltıyoruz. Bu sırayı da 7 sık iğne, 1 azaltma olacak şekilde tamamlayalım. Sonra gözleri takalım. Evet, şimdi gözleri takacağız arkadaşlar. Gözleri kaçıncı sıralar arasına takacağımıza şimdi bakacağız. Şöyle örgüde olan kısmı arkaya aldığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ile 18. sıralar arasına takabiliriz. 17, 18, 18. sıralar. Ben 17. sıraya takacağım. 12 milim göz kullanacağım. 14 de kullanmak isteyenler varsa, birazcık iri gözlü oluyor çünkü, ama sizler nasıl isterseniz. Şöyle ben daha önce denemiştim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Arada da 12 tane sık iğne bırakarak diğer gözü de takalım. Şöyle. Kapatalım. Şimdi devam edelim. Bu sırada 6 sık iğne, 1 azaltma yapacağız arkadaşlar. 6 sık iğne, 1 azaltma. 6 sık iğne, 1 azaltma olacak şekilde bu sırayı tamamladık. Şimdi 42 adet sık iğnemiz var. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Birazdan doldurmaya başlarız. 1, 2, 3, 4, 5, azaltıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, azaltıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne, 1 azaltma. Sık iğne, 1 azaltma yaptık. 36 adet sık iğnemiz var. Şimdi 4 sık iğne, 1 azaltma. 1, 2, 3, 4, azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne, 1 azaltma. Şimdi son sıramıza geldik, ama son sıramızı yapmadan önce bir dolduralım. Doldurduktan sonra 3 sık iğne, 1 azaltma olacak şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Boncuk elyaf kullanıyoruz. Ben her videomda hatırlatmaya özen gösteriyorum. Eğer elinizde normal elyaf varsa, hani şu yastıklarda, yorganlarda, döşeklerde kullanılan, ben bunları değerlendirmek istiyorum diyorsanız evet, çünkü amigurumiye ilk başladığımda ben de öyle kullandım. Hatta şöyle söyleyeyim, elyaf almaya gidiyorum. Tabii daha çok fazla bilgim yok, hani boncuk elyaf nedir falan. Yani herhalde 4-5 sene olmuştur diye düşünüyorum. Gittim, normal elyaf almışım ama gayet çok güzel oldu bebeklerim. Ama sonra öğrendim ki, kursa başladım tabii, eğitimini gördüm. Kursta zamanla gel git tabii ki bayağı bir kendimi orada geliştirdim. Sonra öğrendim ki boncuk elyaf tabii ki daha kaliteli oluyormuş. Yani size tavsiyem, eğer evinizde varsa normal elyaf kullanın, gayet oluyor. Ama gidip özellikle paranızla alacaksanız kesinlikle boncuk elyaf almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Güzelce dolduralım ve son sıramızda 3 sık iğne, 1 azaltma yaparak artık kafayı bitiriyoruz. İsterseniz kafada uzun ip bırakın, isterseniz gövdede bırakın. Daha rahat nasıl dikiyorsanız
Onunla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 3 sık iğne bir azaltma yapıp kafayı bitiriyoruz ve kulaklara geçelim ki bu videoda kafamız bitsin. Evet, şimdi siyah ipimizi aldık. Kulakları göstermek istiyorum. Burada kafayı bitirelim ki diğer parçalara bir sonraki videolarda geçelim. Sihirli halkamı oluşturdum. 6 adet sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halkamı kapattım. Siyah iple örmek çok zordur. Gerçekten görmek çok zordur. Hele ki gece çekimi ise benim için daha zordur. İkinci sırada şimdi her sık iğne içerisine çift batıyoruz. Biraz siyahta gerçekten zorluk çekebiliriz. Her zaman siyahla örmek çok zordur. Hele ki gece çekimi yapıyorsanız benim gibi. Her sık iğne içerisine arttırma yapıyoruz. Üçüncü sık iğnemi arttırmamı yaptım. Dördüncü sık iğnemi arttırmamı yaptım. Beşinci sık iğnemi yaptım. Ve altıncı sık iğnemi yaptım. Şöyle fazla ipimi kestim. İşaretçimi aldım. Şimdi burada 3 sık iğne 1 azaltma yapacağız. 1, özür dilerim, arttırma. 1, 2, 3, arttırıyoruz. 1, 2, 3, arttırıyoruz. 1, 2, 3 sık iğne bir arttırma olacak şekilde yaptık. Şu an 15 sık iğnemiz var. Şimdi bir sonraki sırayı örüyoruz. 4 sık iğne bir arttırma. 1, 2, 3, 4, arttırıyoruz. 1, 2, 3, 4, arttırıyoruz. Bir kere daha. 1, 2, 3, 4, arttırıyoruz. 4 sık iğne bir arttırma olacak şekilde bu sıramızı da tamamladık. Şimdi 5 sık iğne bir arttırma. 1, 2, 3, 4, 5, arttırıyoruz. Bazen arttırmaya azaltma demiş olabilirim arkadaşlar ama siz anlayın, şu an azaltmamız yok, arttırmamız var. Artık çok fazla konuşmaktan videoda 2, 3, 4, 5, arttırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, arttırıyoruz. 5 sık iğne bir arttırma olacak şekilde bu sırayı tamamladık. Şu an 21 adet sık iğnemiz var. Şimdi 6 sık iğne bir arttırma yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, arttırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, arttırıyoruz. 1 kez daha. 1, 2, 3, 4,
5, 6, arttırıyoruz. 3 sıra boyunca hiç arttırmasız dümdüz öreceğiz arkadaşlar. Şu an 24 adet sık iğnemiz var. 3 sıra boyunca siyah ipimizle 24 adet örelim. Sonra birlikte devam edelim. Evet, şimdi sarı ipe geçeceğiz. Sarı ipe geçmek için şöyle önce bir kulağa bir bakalım. Arka kısmına denk getirmeye çalışalım. Çünkü sarı ipe geçeceğimiz kısmı. Şöyle yapalım. Sık iğne yapar gibi yaptık ama tekrar siyahtan almıyoruz. Sarı ipimize geçtik. Hemen burada sık iğne yapıyoruz. Şimdi kulakta da 6 sıra boyunca 24 sık iğne sarı iple örelim. Dilerseniz videomuzu durduralım. Kulakta da 6 sıra boyunca sarı ile örelim. Sonra birlikte devam edelim. Sarı ipimizle 6 sıra ördük. Şimdi bir sonraki sıraya geliyoruz. Artık azaltma yapacağız. 1 sık iğne ördüm. 2 3 4 5 6 tane sık iğne ördüm. Azaltıyorum. 1 2 3 4 4 5 6 azaltıyorum. 1 2 3 4 5 6 azaltıyorum. 6 sık iğne bir azaltma yaptık. Şu an 21 adet sık iğnemiz var. Bir sonraki sıraya geçiyorum. 1 2 3 4 5 azaltıyorum. 1 2 3 4 5 azaltıyorum. 1 2 3 4 5 azaltıyorum. 1 sıra daha azaltma yapalım. 1 2 3 4 azaltıyoruz. 1 2 3 4 azaltıyoruz. 1 2 3 4 azaltıyoruz. 4 sık iğne bir azaltma yaptık. Şimdi arkadaşlar 2 sıra boyunca hiç azaltmasız 2 sıra düz örelim. Artık bu kulağımız bitmiş oluyor. Bu kulak bittikten sonra bir tane daha aynı kulaktan örelim. Videoyu durduralım. Bitirdikten sonra birlikte devam edelim. Evet, şimdi Pikachu'muzun kafasını bitirelim. Şu yanaklardaki kırmızılıkları da arkadaşlar sihirli halka içerisinde 6 tane sık iğne yaptım. 2. sırada 6 tane arttırma yaptım. 3. sırada 1 sık iğne 1 arttırma yapıp ipimi kestim. 2 tane yanaklar için yaptım.
Şimdi kulağın bir tanesini alalım. İğnemize ipimizi geçiriyoruz. Şöyle nereye takacağımızı önce bir karar verelim. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle 6. Şöyle. Ama tabi ipim diğer tarafta olduğu için şuradan giriyorum. Şuradan girdim. Şu taktik gerçekten çok kolay arkadaşlar. Önce bir kulağı ölçüyoruz. Sonra zaten kendi hemen o kadar kolay bir şekilde oturuyor ki. Bayağı bir döndürmüş oldum. İğnem karıştı. Şöyle. Hemen şu köşeden aldığımda bakın zaten oluyor. Geçen gün arkadaşım biri yazmış. Esra Hanım, dikmede verdiğiniz taktik o kadar kolay ki artık hani çok rahat dikebiliyorum diye. Ben hep böyle yapıyorum. Sizler de bu şekilde yaparsanız çok kolay. Kabus olan dikişleri çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bir kulaktan bakın bir kafadan alacağız. Bir kulaktan bir kafadan bu şekilde diktiğimizde bir kafadan bir kulaktan bir kafadan bir kulaktan son kez. Sizler istediğiniz gibi sağlamlaştırın arkadaşlar. Ben bu şekilde püf noktasını göstermek istedim. Bu şekilde birazcık daha sağlamlaştırabilirsiniz kulağı. Diğer kulağı da aynı şekilde. Şöyle nasıl buradan ölçtüysek 1, 2, 3, 4, 5'inciden yaptıysak burada da 1, 2, 3, 4, 5, 5'inciden yaparak şu şekilde ikinci kulağı da dikelim. Kulaklarımız tamam. Şimdi arkadaşlar siyah ipimi katlara ayırdım. Şöyle burun işlemek istiyorum. Gözün bir altından başlıyorum saymaya. Şöyle bir sık iğnesinden 1, 2, 3, 4. Sanki birinciyi şuradan başlasam. Şöyle buradan da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle. Hatta şuradan alttan aynı yerden girelim ki o girdiğimiz yeri unutmayın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle minicik bir burun işlemek istiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir bakalım yamuk olmasın. Şöyle güzelce tam ortalamak istiyorum. Şöyle üçgen yapacağım. Şuradan. Şimdi bunu bu şekilde güzelce içini işleyerek dolduracağım. Şöyle minicik bir burun olacak. Tavşan burnu gibi. Şöyle çok elyaflara dokunmadan şöyle içini işleyerek hep aynı yerden batıyoruz. Alttan hep aynı yerden batıp
Şuradan da şöyle siyahın alt kısmından çıkmaya çalışıyorum. Siyah ipin çizginin üstüne çıkmıyorum. Şöyle yavaş yavaş hep alttan aynı yere batıyorum. Açıklık kalan yerler olursa onları bir kere daha üstten şöyle geçerek ya da şöyle yaparak kapatabilirsiniz. Şimdi bu şekilde arkadaşlar bu burnu da işleyelim. Evet arkadaşlar, burnu işledik. Şimdi yanaktaki bir kırmızılığı ben diktim. Bir tanesini de birlikte dikeceğiz. Şöyle ipimi içe alıyorum. Şimdi burundan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ileride dikmişim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diğerini de şuradan dikebiliriz. Şöyle. İçteki elyaflara dokundurmamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şu kısmı arkaya getirmeye çalışacağım. Şu birleştirdiğimiz kısım. Onu arkaya getireceğim. Sizler devam edin arkadaşlar dikmeye. Şöyle şimdi. Tam böyle aynı yerlere dikmek istiyorum ki hiç somurtmasın, sırıtmasın. Şöyle gözden saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6.ya dikmişiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6.ya şuradan başlamak istiyorum. Şimdi bir tane parçadan alıyorum. Bir kafadan alıyorum. Sıra sıra yapacağım. Bir parçadan şöyle yayarak, düzelterek isterseniz orayı ütüleyebilirsiniz de nasıl isterseniz. Şöyle bir kafadan bir parçadan alarak arkadaşlar yayarak şöyle dikelim. Evet arkadaşlar bakın. Şu şekilde yanaklarımız oldu. Şimdi siyah ipi tekrardan aldım ince. Yani tek kat olanı. Şimdi buraya ağız işlemesi yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5.den çıktım alttan. Şöyle burun hizasından yapabilirsiniz. Ağız arkadaşlar istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle. Bu ip tekrar takıldı mı ya? Evet. Tekrar buradan. Şöyle. Biraz böyle ovalimsi de yapabilirsiniz. Şurayı şöyle oval de getirebilirsiniz. Alt kısmını tamamen size bırakıyorum arkadaşlar. Nasıl yapmak isterseniz. İsterseniz şöyle görselde Pikachu'nun ağız kısmına bakın. Burası birazcık yamuk oldu. Bunu tekrar düzelteceğim. Pikachu'nun ağız kısmına bakın.
O şekilde görsele göre yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Pikachu'nun kafası tamamlandı. Bu videoyu ben burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda gövdeyi, kolları, ayakları yapıp Pikachu'yu bitirmek istiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Keyifli örgüler dilerim.